Said bin Cübeyr'in yanında oturuyordum diyor. Husayn bin Abdurrahman tabiinden. Sahabinin yanında oturuyordum. Said bin Cübeyr'in yanında. O İbn Abbas'tan şöyle nakletti. Said bin Cübeyr o da tabiinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden 70 bin kişi cennete hesaba çekilmeden girerler. Hesaba çekilmeden 70 bin kişi cennete girer. Hesapsız, azapsız. Onlar efsun yapmazlar. Efsunla helal olmayan, İslam'a uymayan okuma türleri var. Hastalıklara okuma şekilleri var. Rukye denilen. Onun İslam'a uymayan şekilleri var. Onlar diyor yapmazlar. Efsun yapmazlar. Üfürükçülük yapmazlar. İslam'a uymayan şekilde. Bunun İslam'a uygun olan dualarla yapılan şekli de var. Rukye olarak kabul edilen rukyeler de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana arz edin rukyenizi diyor. Kontrol ediyor. İslam'a uygun olanları bırakıyor. Olmayanları kaldırıyor, reddediyor. Bu şekilde efsun yapmazlar, üfürükçülük yapmazlar. La yestergun ve la yetetayyarun. Uğursuzluğa inanmazlar. Ya şu uğursuzluk getirdi, bu uğursuzdur, şu gün uğursuzdur, işte şu kuş sol taraftan uçarsa uğursuzdur, baykuş uğursuzdur gibi. Böyle uğursuzlukla ilgili bir inanç taşımazlar. İslam'da uğursuzluk inancı yoktur. Uğurlu olarak kabul etmek vardır. Tefeül denir ona. Güzel görmek, uğurlu kabul etmek vardır. Ya sen geldin işte işlerimize uğur getirdin falan, bu güzel bir şeydir. İnsanlara bir sevinç verir, huzur verir. Bunu kabul eder İslam. Ama uğursuzluk, işte seni gördüm bugün uğursuz oldu günüm gibi, bu tür uğursuz kabul etmeyi İslam kabul etmiyor. Efendimiz yasaklıyor. Bunlar diyor uğursuzluk düşüncesine sahip değillerdir. Ve ala rabbihim yetevekkelun ve Rablerine karşı tevekkül ehlidirler. Allah'a tevekkül ederler. Allah'a dayanıp güvenirler. Tevekkül işte insanın Allah'a, kalben Allah'a yakınlığını ifade ediyor. İnsan kalben Allah'ı daha çok tanıdıkça, Allah'a daha çok yaklaştıkça ona kendini teslim ediyor, güveniyor, dayanıyor. Tevekkül etmeyen insan Allah'a güvenmemiş, kendisini Allah'a teslim etmemiş demektir. Yani acaba ben bu işte şimdi yapmazsam Allah bana, mesela takva ile ilgili yanlış bir iş yapmak isterken bir insan bakıyor bu iş İslam'a uygun değil, takvaya uygun değil, ben bunu bırakayım. Allah Teala bunu istemiyor diyor. Ama bir taraftan diyor ki ama bırakırsam acaba aç mı kalırım, rızkımı elde edemez miyim, başka da iş bulamaz mıyım gibi böyle güvenemiyor. Güvenemiyorsa demek ki Allah'a güvenemiyor demektir. Halbuki tevekkül ehli insan ne yapar? Allah'a güvenir. Der ki Rabbim benim mutlaka rızkımı verecektir. Madem bunu yasakladıysa ben Rabbimin yasakladığı bir şey yapamam. Onu bırakıp Rabbimin razı olacağı bir işi yapmam gerekir. Bunun için de tabii ki elimden geleni yapacağım diyor. Elinden gelenleri yaptıktan sonra Allah'a güveniyor. İşte bu tevekkül. Bu üç vasfı taşıyanlar. Efsun yapmayanlar. Yani İslam'a uymayan, üfürükçülük yapmayanlar, uğursuzluğa inanmayanlar ve tevekkül ehli. Bu üç vasfı taşıyanlar, bunlar en sağlam, en kuvvetli şekilde Allah'a güvenmiş, Allah'a teslim olmuş, Allah'ı iyi tanımış, Allah'a daha çok yaklaşmış insanlar demektir. Bu insanlar da hesapsız bir azapsız olarak cennete gireceklerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor.